Şimdi izleyicilerimizden canlı yayında gelen bir soru var. Hemen sorayım size. Bitcoin teknik ve temel olarak düşünüldüğünde yıl sonu için 45-50 bin ne gitme potansiyeli taşıyor mu? Teşekkürler demiş. Ya ben Onu 37 bin, aktaramaz. evet, ben 37.500, 38 bin dolar seviyesine gitme potansiyelini görüyorum. Ama bunun üzerine 45 ve 50 bin gibi için Eylül ayında yaşamamız gerekiyor ve Eylül ayındaki makro dinamiklere bir miktar bakıyor olmamız lazım. Çünkü öyle bir sonbahar ayı geliyor ki hem şu anda biz enerji krizi devam ediyor olsa da bunun etkisini görmüyoruz. Ama sonbaharda herkes enerjiye daha fazla ihtiyaç duyacak ve esas o zaman göreceğiz bunun etkisini. O var. Fed'den sıkılaştırma adımlarını bekliyoruz. O ayrıca olacak. Enerji deyince Rusya'nın eli güçleniyor. Rusya ve Ukrayna'da yeniden olarak da bir gerilim adımları olabilir. Çin, Tayvan şu an başladı ama hani ablukayla veya işte hani küçük bir gözdağı ile beraber kaldı. Onun etkileri olabilir. Dolayısıyla Eylül-Ekim ayındaki o fiyatlama oldukça önemli olacak. Yani bütün bu aslında piyasada bunların nasıl fiyatlanıyor ve nasıl gelişiyor olması bize 45 bin 50'lere mi gidiyoruz yoksa yeniden piyasa bir dip arayışına gidecek. Biz 20 bin dolar seviyesinin aşağısına 17 bin dolar seviyelerini yeniden görecek miyiz? Bunu göreceğiz. Ama ben Mayıs'ta sat, Temmuz'da al. Temmuz'da al, Eylül'de sat olarak iki farklı tema oluşturmuştum. Şimdi bu alım döneminden sonra Eylül'de bir satış döneminin geleceğini düşünüyorum açıkçası. Bir soru daha geldi. Avrupa borsaları ve ABD borsalarında bir toparlanma var. Bu kripto paralara yansır mı diye sormuş bu konu. Yansıyor aslında. Biz şu anda onun da bir miktar etkisiyle beraber yukarı yönde gidiyoruz. Çünkü bilançolar açıklanmadan önce bütün bankalar şu söyleme girmişlerdi. İkinci yarı yıl böyle olmayacak. Ve aslında dediler ki işte bilançolar beklediğinizden daha yüksek gelecek ve ikinci yarı yıl ilk en kötü olan yarı yıl biz ilk yarı yılda yaşadık. 2022'nin ilk 6 ayı çok acı geçti. Sıkılaştırma adımları geldi. Negatif satıldık ama ikinci yarı yıl böyle olmayacak diye bir aslında Goldman Sachs önderliği. Ben bunu Morgan'dan da okudum muhtemelen. Hani bu analizler bir yayınlandı ve bir iyimserlik teması piyasaya sürüldü. Biz bu iyimserlikle beraber aslında kripto para piyasasına da etkilik görüyoruz. Dolayısıyla ABD piyasalarındaki aslında etkiler özellikle de Nasdaq'taki durum önemli oluyor olacak. Yine kripto para dünyası için önümüzdeki günlerde. Peki kurumsal yatırımcılar cephesinde böyle kabullenmenin yurt dışında ciddi işaretlerini görüyoruz. En son BlackRock'ın kendi kurumsal müşterilerine kripto varlıklarla ilgili işlem yapma şeyi vereceğini açıklaması bayağı bir heyecan yarattı. Ama mesela Türkiye açısından baktığımız zaman oraya gelmeden şunu söyleyeyim işte Kanada'da, Almanya'da, İsviçre'de bir sürü fonların da aslında kripto paralara yatırım yapabilme imkanı var. Portföylerinin belli bir yüzdesiyle. Ama biz de böyle bir hareketlilik görmüyoruz. Tabii ki kurumsal altyapının henüz oluşturulmamış olması, yasal altyapının henüz çıkmamış olması. Ama biz burada biraz geç mi kalıyoruz acaba? Açıkçası evet yani bir miktar geç kalma böyle bir yani kurumsal tarafta eski işbirliklerimle de konuşuyorum mesela iş yaptığım insanlarla vesaire böyle bir beklenti var ama regülasyon en büyük engel olarak karşımıza çıkıyor. Fonlara eklenemiyor olması veya şu anda portföylere eklenemiyor olması. Tabii biz bunun örneklerini gördük ama tek tükle sınırlı olarak kalıyorlar şu anda Türkiye cephesinde. Regülasyon en büyük engel. Geç kalıyoruz ama geç kalmanın da bazen pozitif etkilerini biz gördük. Mesela mobil bankacılık kullanımında veya işte bankacılık endüstrisine de biz bir miktar aslında daha geç adapte olan ülkelerden bir tanesiyiz. Avrupa bölgesi daha önce başlayanlardan bir tanesi. Ama herkes eğer bir süre yurt dışında yaşadıysa herhangi bir Avrupa ülkesinde oradaki bankacılık sisteminin yavaşlığını, hantallığını görüp Türkiye'deki bankacılık sistemine bizim bankacılık sistemimiz harikaymış, biz bunları şubeye gitmeden yapıyoruz diye övgüler yağdırmıştır. Dolayısıyla geç kalınca bazen var olan, yapılmış olan regülasyonu ve oradaki paketi komple alıp aslında kopyalıyorsunuz. Bu sefer sizde zaten daha önce yıkıttığınız bir sistem olmadığı için temiz bir alana getirip o sistemi entegre ettiğinizde daha iyi gidebiliyor. Bunun örneklerini gördük. Önce olmak isterdik ama hani geride kalmamızın da bir pozitif etkisi belki de olabilir yine aslında mobil bankacılık alanında gördüğümüz gibi.